Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden en son hatırlarsanız yine Lighthouse, Great Lighthouse'u yapmaya çalışıyorduk. Bakalım yapabilecek miyiz? Yine bu işlemlerimizi tamamlamıştık. Hemen turn yapalım. Başlayalım böylece. Bilimsel getirimiz pek çok devletten çok daha yüksek şu anda. Bu arada bir tane orman temizledik biz başkentte. Ormanın getirisi sanırım şu inşaata katıldı. Ne oluyor? Toprak satın almıştım ya. Bunların sınırlarına yakın. Biraz canları sıkılmış bu meseleye. Claiming land near you. Ya şimdi ben bunu kabul edersem yaklaşık 30 turn mü ne? 30 turn boyunca toprak alma konusunda sıkıntı yaşayacağız. Ama ben çoğunluğunu almıştım daha. Ekstra bir şey kalmadı galiba. Evet, ben o zaman kusura bakma falan diyeyim. Kültürel genişlememiz zaten sıkıntı yaratmayacaktı. Bir tek şu kaldı ama bu zaten önemli bir yer değil. Şu da otomatik kendisi gelirse kültürel olarak sıkıntı yok ama gelmezse de yapacak bir şey yok. Onu satın alamam. Satın alabileceğim Declaration Friendship Expired diyor. Hemen bir deneyelim bakalım. Panama. Panama'yla ne oldu? Nasıl aramız düzeldi bunlarla? Teknolojik gelişimimizden etkilenmişler. Koruyalım mı bunu? Bunları koruyan var mı bakayım? Amerika'yı Shoshone ikisi birden koruyorlar bunları. Bir tane müzisyen çıkartabilirsem şey olur zaten. Aramız daha da iyi olur. Bu arada burada gidemiyoruz artık gördüğünüz gibi. Ben şunu burada sabitleyeyim. Buradan yemek gelecek bu arada. Panama maritime bir şehir olduğu için maritime'lar biliyorsunuz denizci şehir. Denizci şehirler başkentinize eğer müttefik olursanız da bütün şehirlerinize yemek katkısı sağlıyor. Bu ne? Demir madeni. Biz demir yapamadık değil mi daha? Şuradaki ormanı temizlediler. Şimdi maden işletmeciliğine başlayacağız. Şu 7 turn sürecek. Yani tabii ki bir şeyler yapmak lazım aslında işçilerin hızlanması için. Şu piramitleri yapmak için Liberty'yi açmamız gerekiyor. Piramitler genelde yapay zeka için çok böyle cazip olmayan bir şey. Bir dünya harikası. Yani yapıyorlar eninde sonunda. Birileri çıkıyor yapacak ama mesela atıyorum işte Great Library olsun, Stonehenge gibi ya da daha da öncesinde işte Temple of Artemis. Hatta daha da ötesi Hanging Gardens enteresan bir çekiciliği var. Yapay zeka her zaman bunları hızlı bir şekilde yapıyor. Ama piramitleri genelde es geçiyorlar. Piramitleri o yüzden geride kalmışsanız bile hani yine de yapma şansınız olabiliyor. Şimdi şunlarla şey yapacaktık Amerika'yla. Dostluk anlaşması yapmaya çalışalım. Bakalım olacak mı? Kabul etti. Ne ala. Gayet memnunum bu konuda. Şimdi Amerika'nın 4 şehir var. Shoshone'lerin 3 şehir var. Shoshone'lerin ama toprak genişliği tabii ki çok daha yüksek bizimkine göre. Amerika'ya göre de. Muhtemelen Shoshone'ler buralara bir şehir kurmaya çalışabilirler. Belli olmaz ama. Tabii bu tarafta belki şehirleri daha vardır. Bakayım infoaddikte ne yazıyor. World falan filan. Evet, Shoshone'lerin 3, Amerikalıların 4 şehri var. Şimdi bir de demografikse bakalım. Demografikste biliyorsunuz buradaki sıralama şeye göre yapılmıyor. Sadece bilinen devletlere göre değil, herkese göre yapılıyor. Şuradaki sıralama zaten görüyorsunuz. Cropfield dediğin yemek üretimi. Yemek üretiminde bayağı iyiymişiz biz. Tabii ki biraz da şey var. Sadece üretim, topraktan üretim değil. Bu aynı zamanda bizim bu kargo gemisiyle de yemek taşıdığımız için o da üretime dahil oluyor diye biliyorum. Bunun haricinde normal üretim de yani o da sanayi üretimi diyebiliriz belki. Hani ikisine de üretim diyoruz yani karışmasın diye. Shoshone'ler altın üretiminde ve toprak genişliğinde liderler. Biz 6.'yız o konuda. Bunda da 7.'yiz. Askeri konuda baya kötüymüşüz ya.
En kötü biziz, evet. Ya buna bir şeyler yapmamız lazım. En kötüyüz ya. Birinci Amerika değil en azından. Yani tabii Amerika bizim için en büyük tehlike şu anda. Approval geç. Literacy de vay. Literacy biliyorsunuz teknoloji anlamına geliyor. Turn. Great Lighthouse. Hadi bakalım. Great Lighthouse'dan sonra ben şimdi Tradition'ı bitirdik mi ona bakmadım ama eğer Tradition'ı bitirmişsek arada bir şu şehrimi kontrol etmem lazım. Şu an duvar yapıyor ama geçenlerde de ben burada duvar yaptım. Amerika keşiflerde. Şuranın sınırları biraz gelişmekte. Çok yavaş kalacak. Burada benim kargo gemisi de yapmam lazım. Bir tane yemek getiriyorum. Kargo gemisi de. Bu ne? Pointy Sticks. He. Askeri güç anlamına geliyor. Evet, bunu gördüğümüz iyi oldu. Çünkü infodikten bu ayrıntıları göremiyorduk daha önce. Amerika'nın gücü neredeyse lider oyuncunun yarısı kadar gibi bir şey. Yarısından bile daha az gibi, evet. Aynen öyle. Pocatello hemen arkasından geliyor Amerika'nın. İyi bari başa çıkarlar belki ama Pocatello yine de zayıf kalıyor. Ama biz oha. Oha. Bildiğin 100 bile değiliz ya. Ama şimdi Amerika'yı geçmek için çok büyük bir çaba göstermemiz gerekmediğini anlıyorum burada. Biraz askeri teknolojileri geliştirmemiz lazım. Şunları upgrade edebiliriz. Ama daha yapacak çok işimiz var ya. Bu arada marble'ı yaptık değil mi? Oo, mutluluk seviyemiz arttı. Şimdi burası nereye alacak? Şuraya alacak. Burası aslında işimize yarar. Daha çok yemek getirir. Şu an nereleri kullanıyorum? Yemek alanlarını kullanmıyoruz. Çünkü evet, çünkü üretim bazlı uğraşıyoruz. Şurada da tarla yapabiliriz. Buraya da maden yapabiliriz. Aynı zamanda burada da burada yapıldık. Quarry yapmışız buraya. Buraya da quarry yapmışız. Şimdi bence buraya gelelim. Buralara. Önce hatta maden yapalım. Ondan sonra bakayım başka bir şey var mı ya? Şurada da maden yapabiliriz ama şurası daha güzel getirir. Çünkü burası tepe. Önce tamam buraya gelelim. Şurası çalışıyor zaten. Daha çok uzun sürecek burası ya. Evet, tamam. Kargo gemisi daha yapılacak çok iş var. 3 turn bakalım 3 turn'da bitirebilecek miyiz? Bu arada şu şehrimize de bakalım. Bu şehirde kültürel genişleme 9 turn sonra olacak. Market yapıyor. Dediğim gibi şu altın yoğunluklu ya da fokus konsantre aslında konsantrasyon anlamına geliyor da neyse. Şimdi binalara bakalım. Paramız olduğu zaman ne alabiliriz? Mesela çok fazla bina yokmuş burada ya şu aşamada. Yani güzellerin hepsini yapmış. Yani bunların hepsi güzel. Stable, Temple, Barracks. İşte askeri, üretim falan filan. Buranın yemek durumu ne alemde? 6 yemek geliyor. Tamamen üretim kasmamıza rağmen 6 yemek geliyor. Bu arada bir şey merak ettim. Bu ne zaman bitiyor? 3 turn. İyi. Güzel. Neyse turn yapalım bakalım. 3 turn içerisinde Great Lighthouse bittiği takdirde biz rahatlayacağız bayağı. Ondan sonra asker üretimine geçebiliriz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bakayım. Semerkant bizim ikinci aday şehrimiz şey açısından ele geçilecek şehirler açısından. Şurası çok güzel görünmüyor ama bu arada teknoloji unutmuşum. Biz bunu keşfettik. İyi upgrade yapabiliriz şimdi bunları. Ama çok para isteyecek ya. 80. Bir tanesini upgrade edebiliyoruz. Ben bekletiyorum. Upgrade etmiyorum. Böyle devam edeceğiz gibi görünüyor. Teolojiye gidip de buradaki dünya harikalarını açsak mı acaba? Diğer yandan Machu Picchu da çok önemli benim için. Her şey önemli. Önemsiz olan mı var? Civil Service açarsam tarım alanları daha fazla yemek getirecek. Chichen Itza güzel. Landsknecht. Bizim işimize yarayabilir bak. Ucuz, paralı asker. Bir bakayım bunlar neye upgrade oluyordu? He, Lancer'a upgrade oluyor. Bu güzel bir şey değil.
Lancer iyi bir şey değil. Ama yani çok güzel birlik bunlar ya. Pikeman yerine geliyor. Double Plunder mı? Aa, süpermiş. Bak, Pikeman yerine geliyor. Yağma yaptığı zaman yürüme menzilini kaybetmiyor. Çift yağma yapıyor. Yani çift yağma derken neyi kastettiklerini çok iyi bilmiyorum. Aslında bir tıklasak belki yazar. Evet, çift yağma dediği şuymuş. Her yağmadan iki kat para getiriyor. Aynı zamanda atlılara karşı bonusu var. Bu Lansnacht niye şimdi ilgimi çektiğini şöyle söyleyeyim size. Lansnacht'ları almak için şu tek Converge'i açmanız, arkasından da şunu açmanız gerekiyor. Converge zaten bizim Venedik'e özgü bir şey. Yani Venedik'in en önemli açması gereken sosyal politika grubu bu. Şimdi Great Lighthouse bir bitsin. Ondan sonra bakacağız. Ondan sonra gerçekten yapılacak çok şey var. Allah'tan yemek tedariki yapıyorum başkente de. Bu arada nüfusumuz 8 oldu. Olmuş. Diğer şehrimiz de 8. Washington 8. Mazonkani 10. Demek ki geri kalmadık bu konuda. O ilk baştaki bize gelen şey, bonus, 2 tane nüfus çok şey değiştirdi. Teknolojide şu anda geri kalmamamızı sağlayan en önemli şey o iki nüfustu. Ben bu tabii ki daha önceden hiç yani düşünemezdim. Bu arada Settler yapmış Amerikalılar. Hiç daha önce düşünemezdim bu kadar şey olacağını, etkili olacağını. Bu arada şunlardaki kırmızılıkların geçmesi lazım. Bizim buraları ele geçirmemiz için. Ama sadece o da değil tabii ki. Bizim bir tane daha. Bu arada Liberty'ye bir ara açabiliriz. Açıp şuraya geldiğimizde Collective Rule hani bedava bir settler veriyor ya. Biz bedava bir Merchant of Venice alacağız burada. Ama bu tabii ki fiyatını arttıracak şeyim. Bu arada oligarşiyi alıp burayı bitireceğiz değil mi bir yakın zamanda? 4 bu arada Aquaduct'lar da bütün şehirlerimize birer tane Aquaduct atılmış olacak böylece. Kaç tane sonra? 13 tane sonra. Bu çok uzak bir zaman. Yani bizim bunları biraz şey yapmamız, hızlandırmamız lazım. Nasıl hızlandırırız? Tabii ki bir şeyler ekleyerek buralara. National College bir birimde hızlandık ama şu anda Great Lighthouse geliyor galiba. Umarım bir sürpriz olmaz. Copper. Copper istiyor bizden. Bizde iki tane var galiba değil mi? Evet, iki tane var. Copper'a karşılık demir vereceğim diyor. Ben istemem demir. Daha çok para verebilirsen çok güzel olurdu ama şu anda ben niyeyse burada ayarlayamıyorum ama. Hayır, ayarlayabiliyormuşuz. İyi de satalım mı bu şekilde? Mutlulukla alakalı bir sıkıntımız olabilir yakında. Copper değil de demirimiz gelsin. Ben demir satacağım. Neyse bu turn'u geç. Çünkü demir şu anda değerli. Medieval çağının sonuna kadar değerli kalacak. Hatta belki Rönesans'ta bile değerli olabiliyor. Rönesans döneminde de değerli kalmaya devam ediyor. Bu dönem içerisinde yararlanmak lazım. Is the following trade of interest to you? Yok. Şu settler'ı nereye gönderiyor bu ya? Hope, hope, nereye? Ya tamam yer var gibi görünüyor buralarda. Şimdi getirip buraya şehir kurabilir ya. Evet, süper. Great Lighthouse geldi. Getirip buraya şehir kurabilir. Burada boşluk var gerçekten de. Hiç hoşuma gitmedi. Bakayım 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pardon 4. Yani şuraya kurabilir o zaman. Evet, buraya kurar. Aynen öyle kurabiliyor. Bunu da ele geçirdi bunlar. Neyse bu şehirlerin hepsi bir potansiyel olarak bizim şehrimiz arkadaşlar. Yani ben öyle görmek istiyorum. Gerçi biraz tabii kötü yerlere kurdukça onlar bizim için sıkıntı oluyor. Şimdi bina olarak yapılacak gerçekten çok şey var. Stoneworks şu ikisinden birer tane daha fazla üretim getirmemizi sağlayacak. Kendisi de bir üretim veriyor. Aynı zamanda bir mutluluk da veriyor. 3 tane sürüyor. Ama asker yapmamız lazım. Çünkü çok zayıf durumdayız. Market yapmamız lazım. Paramızı arttıralım. Stable aynı zamanda şunun ve şunun üretimini arttıracak birer tane. İyi. Başka
Kervansaray. Şu an kervanımız yok işte. Onu da yapmamız lazım. Sirk işimize yarar. Barak zaten yapmamız lazım. Hakikaten Barak yapalım şimdi. Arkasından asker falan yapmaya çalışıyoruz ama kargo gemisi ya. Kargo gemisi yani çok lazım bize. Yani Venedik'iz yani sonuçta ya. Kargo gemimiz olması lazım. Öyle ya da böyle. Şimdi bu işçiyi nereye gönderelim? Şu bitirdiği zaman şuradaki işçi hemen bir yana gelir. Buradaki buraya tarla falan yapar. Ama ben bu adamı şeye göndermek istiyorum. Şuraya demir madenine. Oradaki demiri işleyelim bakalım. Tamam. Kargo gemisi gelecek şimdi. Sofya market yapıyor. En son duvar yapıyoruz. Sofya'nın nüfusu artmak üzere. Bir gözümüz hep mutluluk seviyemizde her zaman için. Bu setleri bakayım nereye götürecekler. Çok şehir bir de çevremizdeler hep. Biraz şey yapıyor beni. Tedirgin ediyor. Deyim yerindeyse. Bu arada şurayı almışız. Kültürel olarak diyordum ya, kültür genişlemesiyle birlikte. Evet, Panama ile dostluğumuz bir yere kadar. Şimdi yemeğe biraz daha ağırlık versek burada daha iyi olacak gibi geliyor bana. Şimdi dünya harikası yapmıyoruz sonuçta. Dünya harikası yapmadığımız için birazcık daha fazla yemeğe ağırlık vermemizde yarar var. Burada turn bitti değil mi? Ben hala bakıyorum böyle. Turn'un bittiğini fark etmedim. Evet neyse. Kargo ship yapalım. Şurada yemeklere bir ağırlık verelim. Ha burada buraya bir maden falan yapmamız lazım. Onlara göre bakmak lazım her şeye ya. Evet. Ben şimdi bunu alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bu arada bu ikisi de çok güzellermiş. Üstelik kargo gemisi, kargo diyorum ya, workboat falan da göndermedik buraya. Ona rağmen 4'e 1. Evet. Tabii ki bu Lighthouse'dan kaynaklı değil mi? Great Lighthouse değil, normal Lighthouse. Bu Great'ten sonra gelen. Aynen çok iyi ya. Çok güzel. 4 yemek, bu da 4. O zaman buraya koymayalım abi, buraya koyalım. Workbot 240 almış. Tamam. Teknoloji olarak Engineering, Great Wall, Aqueduct vesaire. Ha, güzel. Trade route. Trade route sayısı 4 değil 6 olacak bu bittiği zaman. Ama neye yarar? Ben hala ikinciye bile sahip değilim şu anda. Bakalım ne olacak. Philadelphia'yı şeyi ele geçirdikten sonra yıksak mı acaba? Neyse, settler gidiyor. Gitsin ya, yapacak bir şeyimiz yok. Şehir kuracaksa da kursun, ne yapalım? Biraz sıkışık gibi değil mi? Daha önce de öyle olacağını düşünüyordum ben zaten. Şuraya maden yapmaktan bahsediyorduk ama önce ben... Bu arada bir dakika. Ha, şurayı kullanmıyoruz değil mi şu anda? Şurayı kullanmıyoruz. Burada bir şey yok değil mi? Burada bir şey yok. Tamam. Bu arada burası yine otomatik kullanım haline gelmiş. Bak şimdi ya. Tabii üretim daha fazla burada var ya, o yüzden. Tamam o zaman ben şu işçiyi buraya getireyim, maden yapalım. Tamam. Settler. Bakalım nereye kadar gideceksin. Bu da keşiflere başlamış bu tarafta. Buraya bir işçi geri gönderebiliriz bir süre sonra. Şu anda çalışmayan bir burası var. Orayı da çalıştırabiliriz. O işçimiz geldi. Hemen burayı da maden işletmesine dönüştürsün. Devam edelim.
Şu muzlu yerleri, daha doğrusu jungle yerlerini genelde herhangi bir şekilde işte çalıştırmaya çalıştığınız zaman yemek miktarı düşüyor. O yüzden şu ana kadar pek şey yapmadım. Öncelikli olarak oralara bakmadım. Bir yeni din kuruldu. Yine uzaklarda bir yerde, kim bilir nerede. Umarım şu arkadaş gelip de şu mavi bayrağın olduğu yere kurmaz. Evet. Hemen yeni teknolojimizi alalım. Metal Casting'ten devam edip böyle gidebiliriz. Ama bence buradan Education'a gidelim. Şöyle. Education biliyorsunuz üniversiteleri yapmamızı sağlayacak. Oxford çıkacak. Ondan sonra bunlar iyi bir şey. Önce drama, poetry, ondan sonra ya civil service ya teoloji. Bunu kendi sonradan karar veririz. Böyle yukarıdan gidelim. Compass'le birlikte de, Compass değil, astronomi ile birlikte şey olacak. Dünyayı keşfe çıkacağız. Ama şu anda gerçekten bütün şeyimiz, ha, civil service'ı keşfedersek geçiş hakkı denen anlaşmaları yapabiliriz. Geçiş hakkı ile birlikte de diğer devletlerin topraklarına geçip keşfimize devam edebiliriz. Şurada ne var ne yok görmek istiyorum. Ayrıca burayı da göremedik ya. Adamımızı götürdük, getirdik. Belki bunun devamında, gerçi devamında belki de yoktur. Çünkü Maritime şehirler genelde deniz kenarında olur. Maritime'ın karasal şehir olduğu görülmemiştir diye söyleyebilirim. Çünkü ben görmedim en azından. Bu böyle olduğu takdirde şurada deniz olduğu %100, burası deniz. Öyle diyebilirim. Şurası o zaman kıyıdır muhtemelen şöyle. Ama bundan sonrasını bilemiyoruz tabii. Buradan belki devam ediyordur. Gerçi buralarda kıyı gibi duruyor. Niye böyle bir şekil var buralarda? Grafiklere güvenmek gerekirse buralarda nehir var mı? Yok. Bu da var mı? Burada minik bir tane var. Şurada var gibi duruyor. Minik. Yok. Şey, bir de havuz var burada, yüzme havuzu. Tamam. İkinci adamımız gelsin. Şey, adam diyorum. İki ne yaptılar? Oo, Parthenon gitti. Ama kim yapmış? Pocatello yapmış. Güzel. İyi bakalım. Nereye gönderebiliriz? Washington'a 10 altın getirir bize bu yolculuk. Ben Sofya'yı göndermeyeceğim. Bu sefer gerçekten Washington'a gönderelim. Bu bize değil, onlara bilim puanı kazandırıyormuş. Ama 1 puan. 1 puandan bir şey olmaz. Bu Mazzoncani'de yapılan bir bina oldu. Parthenon. Güzel. Şimdi ya workboat yapalım, ya barak yapıp asker üretelim. Aquaduct üretelim. Bak, yeni teknolojileri ürettikçe bunlar açıldı. Çat çat çat. Bir sürü. Bu arada 7 turn'de mi yapılıyor bu dünya harikaları? Çok iyi. Hızlı yani bayağı. Oracle. 7 turn. Great Wall 7 turn. Oracle aslında güzel. Bayağı güzel. Market. Evet. Bence şimdilik bir barracks yapalım. Çünkü her şey mecburen sırayla yapılacak. Burasını maden yapalım. Paramız şu anda 13 oldu. İyi. Güzel. Şunu bir upgrade edelim. Öyle ya da böyle mecbur upgrade etmemiz gerekecek. Şunu upgrade etmeyebilirim. Kalsın. Şimdilik kalsın en azından. Askeri gücümüz, bakalım şuradan ne yazacak. Pardon, şurası en iyisi. Askeri gücümüz rezalet. Deminki upgrade'in etkisini birazdan görürüz. 15.492. Hadi bakalım. Barakstan sonra şey yaparız. Bir iki tane asker yaparız. Bu askerler bizim gücümüzü biraz arttırır. Arkasından yine sivil üretime geri döneriz.
O Atlanta tam da istemediğim yerde kuruldu. Ne yazık ki. Ama yani bir büyük ihtimalle orada kuracaklardı zaten. Şu bayrağı kaldırabilirim artık diye düşünüyorum şimdi. Yani böyle tıkladığım zaman menü açılınca bir daha şey olmuyor. Neyse artık burayı unutabiliriz gerçekten de. Yes. Bu arada bu şehrin güzel tarafı şuraya sahip olması. Yani çok büyük bir getirisi yok. Artık yok özellikle. İlk başlarda ilk alacağımız şehir burası olsaydı şunun artı 2 bilim puanı çok değerli olabilirdi ama artı 3 de mutluluk getiriyor. Yani öyle ziyanı yok yani her zaman. Ya bunlarla dost olamaz mıyız? Dahyumadan bir değeri. Olabiliriz. Neden olmasın? Kudas. Yok. Olmuyormuşuz. Tamam. Okay. Copper'ımız 3 tane var. Artık satabiliriz diye düşünüyorum. Noklian Biraz daha Gaib. fazla para elde etmemiz açısından faydalı olabilir. Ama bir bakın bunlar kaç verecek. 5 değil de normali 7'dir ya. Olur diyor. 8 desem. Ha, bu Nanam arada Gaib. demir ya işte unutuyoruz hep ya. Ama yok devlet yok abi. Hepsine tek tek satmak isterdim ben bunları. Peki. Ben bunu 7'ye satayım. Güzel. Ha, Meg. Sana bir de demir satmaya çalışsam ne dersin? Mesela bir Kudas. demiri kaça alırsın? Bedavaya. Bir desem. Yok. Nananga Heik. Adamların var zaten yani. O yüzden istemeyeceklerini normal istemeyeceklerine inanabilirim. Washington'u Hey. deneyelim. Onun da demiri var, vardır değil Go mi? ahead. Var olması lazım. Evet var. Ama görünmüyor listelerinde. Harcamış olabilirler mi? Bir sürü Good day. kılıçlı adam yapmışlardır Go belki. ahead. Ha, bu arada atım var benim. Onların atı yok. İşte bu. Asıl Is the fiyat following bu. trade of interest to you? Yani bundan daha yüksek vereni görmedim. 7 turn başına veriyorlar. Artı 8 de ekstradan veriyorlar. Yani o zaman ne oldu? 7 çarpı 30 artı 8 gibi bir şey oluyor. Alabiliriz. Aslında o neden olmasın. Daha dostluk anlaşmamızı daha yeni yeniledik. O yüzden bunun sonlarına kadar gideceğine inanabiliriz. Bence alalım. 7 All right. altın. Şu anda 14 altın ekstradan geliyor. 29. Bence çok güzel oldu. Şimdi bu işçi nerede? Ha, şuradaki işini bitirmiş. O zaman sen gel böyle. Şuraya bir tarım yapalım. Malımız upgrade oldu, beklesin. Bu işçi sanırım denizden eve gidecek. Öyle görünüyor. Tirireme mi? Neyse bizim başkentleri ticaretimiz var zaten. Drama and poetry. Evet, dinler gelişiyor. Yeni dinler kuruluyor. Biz ama hiçbirini görmüyoruz, duymuyoruz. Amfiteyatro çıkıyor. Hemen onlardan birer ikişer yaparız. Partenon'u kaybettik tabii. Yazarlar loncasını hemen yapmamız gerekiyor. Oo, hemen yapacağımız çok şey var. Kültür genişlemesi burayı kapsayacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Çok istiyorum öyle bir şey yapsın ama kültür bu şuraları geliştirmeye almaya çalışıyor şu anda. Ve alınacak daha çok yer var. Yani kültür genişlemesi dahilinde. Ben parayla almaya çalışsam al bitmez yani resmen. Tamam. Burası stable yapıyor. Çok iyi. Stable ekstradan bonus getirecek buraya. Tamam. Devam. Kılıçlı asker gördünüz mü? Yapmışlar. Ya işte. Bu Barracks bitsin hemen yapalım artık. Barracks'ı bitirmemin tabii ki sebebini hepiniz biliyorsunuz. Rütbeli gelmesini istiyorum. En azından böyle düz, özelliksiz gelmesin de bari bir rütbe olsun adamlara da. Ama Amerika ile dostluğumuzu yani tabii ki güven olmaz kimseye ama yani işte tehlikeli her şey. Ne ürettik? Barracks ürettik. Great Wall, Heroic, Epic bunların hepsi üretilebilir durumda ama önce şimdi demirimiz çok bence kılıçlı asker yapalım.
direkt kılıçlı asker yapalım. Kompozit falan da yapabiliriz. Şimdi önceden kılıçsızdan başlayalım. Bu arada binalar içerisinde askeri bina var mı hiç diye bakıyorum, yok. Tamam, o zaman devam edelim. İki turn içerisinde bir tane kılıçımız olsun. Bu arada şeye bakacaktık değil mi? Şu upgrade yaptık ya şu okçuyu. Onun etkisini görecektik infoadikte. Asker puanları üzerinde, ama ben tabii oradaki rakamı unuttum. Şimdi bakarız bu turn içerisinde. Çok hareket var ya, ne oluyor? Bildiğiniz etrafımızı sardılar. Üç taraftan etrafımız sarıldı. What is drama but life with the dark? Yeni çağa girdik. Orta çağdayız. Burası da bitti. Şimdi burayı da almış bulunuyoruz. Ne yapabiliriz şu durumda? Ben şurayı bir denemek istiyorum. Buraya getirdiğim takdirde ne yapabiliyoruz? Onu görelim önce. Medieval'a girenler çok oldu. Hemen infoadikte bakalım, çünkü ben hep unutuyorum. Infoadikte askeri güç 18.221. Bu Barracks'ı da içeriyor mu bilmiyorum. Ama Barracks'ın bir etkisi olmayabilir bu puana ya. Gerçekten de olmayabilir. Eğer o kadarcık upgrade, böyle bir puan artışına, çünkü 15.000 küsurdu, onu hatırlıyorum. 18.000 oldu şimdi. Neyse, bir kılıçlı askeri görelim en azından. 18.221. En azından şeyimiz olsun. Bir aklımızda bulunsun. 156 paramız var. Bir upgrade, şuradaki okçuyu da upgrade etsek mi? Hiç rütbesi yok ama üretimle zaman harcamak zor oluyor bazen. Bu işçiler ne yapıyorlar ya? Böyle geziyorlar. Amerikan işçileri. Evet. Kılıçımız üretildi. Ben hemen buna şu rütbeyi vereyim. Arkasından infoadikte bakalım. Military Power. 18.300 mü? Neredeyse hiç etki etmedi gibi bir şey. Acaba bir sonraki turn belli olacak? Şu rakam neye göre, ne zaman hesaplanıyor bilmiyorum ama. Şimdi şöyle gelelim. Nehri atlatayım şunu. Şu işçi, şuna bakacaktım. Plantation yaparsam bir yemek diyor. Bir yemek. Ama jungle iptal edersem yemek düşüyor, bir üretim geliyor. Şimdi ben plantation, şimdi jungle iptal etmeden, jungle'ı yani daha doğrusu kaldırmadan plantation yapamıyorsun. Yani bu ne anlama geliyor? Ben şunun içerisinde acaba, ya da bir tanesini deneyelim artık şansımıza, ne gelirse tarzında öyle bir şey yapabiliriz. Yani ben bunu yok eder, bir yemek düşecek. Sonra plantation yaptığımız zaman iki yemek mi gelecek acaba? Yani şunu heba etmiş gibi bir şey olabilirim ama yine de denemek istiyorum. Hadi bakalım, plantation yap diyelim. O zamana kadar ne olacağını görürüz. Pocatello da medieval'a girdi. Bir kılıçlı asker yaptık. Bence bir tane daha yapalım. Öyle bekletelim, bırakalım. Başka da ne yapabiliriz ki? Tamam, yapalım. Bu arada burayı yemek kasan bir moda sokmak nasıl mantıklı olur mu acaba? Amfiteyatro bedava. Şöyle ki burası, anladım. Burayı da kullanmıyoruz şu an ya. Bütün yemek şeylerini kullanmıyoruz. Hiçbirini kullanmıyoruz. Bu çok verimsiz. Onu bırak. Ondan sonra ne var? 3 üretim. Mesela şurası 6 yemek miydi? Mesela şunu bırakıp şunu alsa 9. Evet, 1 yemek fazlası var oranın. Yani bunun da ekstra üretimi var. Ama yine de mesela şöyle verimsiz üretim yerlerini kullanmaktansa ben burayı kullanmayı, yemek gelmesini sağlamayı tercih ederim. Kesinlikle. En azından
her yer dolana kadar. Mesela burası da verimsiz ona bakarsanız. Üretim o kadar da yüksek olmak zorunda değil. Mesela şurayı kullanalım. Ya da evet, burasının yemek miktarı yakında artacak. Bir üretim artı 4 yemek gibi bir şey olur. Bence burayı kullanalım. En mantıklısı o. Şunları kilitleyelim. Bir de saçma sapan atmasın sağa sola. Sonra kendimiz girer tekrar bakarız. Şunu da kilitleyelim. Tamam. Kültürel genişleme 3 turn sonra. Evet. Şunu upgrade edelim ya. Edelim gitsin. Bu arada... Ha yok. Şimdi yapmayacağım. Dur. Bir turn daha yapalım. Panama... Shoshone ile müttefik haline geldi. Shoshone'ler. Ya ben enteresan. Shoshone'yi ilk gördüğüm zaman... Yani Amerika'yı tanıştıktan sonra Shoshone ile tanıştık ya. İlk videodaydı galiba. Ya dedim herhalde biz Shoshone ile müttefik oluruz. Onlarla iyi geçiniriz. Amerika ile problem yaşarız. Ama Shoshone ile ittifak yapıp Amerika'ya dalmak zorunda kalırız. Ya da Amerika bize saldırırken biz Shoshone'den destek isteriz. Böyle mecburen böyle bir duruma düşeceğiz gibi geliyordu bana. Ama şu anda hiç de öyle bir gidişat yok yani. Tam tersi gibi devam ediyor. Şöyle gelelim. Oraya bir tarla yapalım. Bu işçim şey o kılıçlı askerimiz. Şöyle tepeye çık bakalım. Orada burada hiç yol yok, o yüzden problem yaşayacağız. Şimdi yine info addict'e bakıyorum. Çok meraklıyız. 25.000. Ya 18.000'den 25.000'e çıktı. O kılıçlının etkisini şimdi görüyoruz arkadaşlar. Şu kılıçlının puanı etkisi. İkinci kılıçlı geldiği zaman çok daha etkiyi göreceğiz. Bu da tabii ki başkentimizin bir garnizonu olduğu takdirde, yani bir asker içeride bulunduğu takdirde şehirlerin saldırı gücünün %50 artmasını sağlayan bir şey. Bu arada akuadaklar eklenecek şehirlerimize. Bu da güzel. Evet. Şimdi 33 turn. Tabii çok uzak. Çok uzun bir süreç. Şimdi Sofya'ya bir bakıyorum. Burada amfiteyatroyu almak istiyorum ama 500 altın. 500 altın birikince alırız belki buraya. Çünkü kültürünü artırmamız lazım. Bir kültür hiçbir şey yani. Tamam. Semerkant'da kıvama gelmeye başladı. Kızıl gelmiş bile. Pledge to protect. Bunları yapmıyorum şu an için. Diğer devletlerle çünkü husumete giriyorsun. Öyle yaptığınız zaman. Bakıyorum Pocatello 3 şehir hala. 4.'cüyü kurmadılar. Amerika 5 şehir oldu. Biz 2 ile takılmaya devam ediyoruz ama Semerkant'ı yakında alırız diye umut ediyorum. Ama Great Scientist mi? Great Merchant gelmeyecek. Scientist gelecek. Scientist niye bu kadar yüksek hızla geliyor? Ama 1-1 artıyor halbuki. 47 turn. 91. 29. Ha, önce Sofya'dan şey gelecek. Great Merchant gelecek. Bu gelmeyecek. Ama bu da gelebilir. Yani her an bir şekilde gelebilir. Tamamdır. Bu arada unutmadan bir arkadaşımız sormuştu. Şu simgeleri nasıl aktif edebiliyoruz diye. Ben onu başta anlatacaktım ama unuttum ne yazık ki. En azından videoyu kapatmadan anlatayım. Şuradaki şu menüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Harita seçeneklerini buradan açıyorsunuz. Şu seçenek, Resource Icon diye geçen seçenek, bunu açıp kapatıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Aynı zamanda bu altıgenleri açıp kapatmak da aynı şekilde buradan gerçekleştirilebiliyor. Mesela haritayı böyle seviyorsanız, altıgenler olmasın istiyorsanız buradan açabiliyorsunuz. Bunun kısa yolları da var. Şu da ticaret yollarını açıp kapatmak için. Şunu da açıp kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her karenin ne kadar yemek, ne kadar üretim getirdiğini gösterecektir size. En üstteki de öneriler. Pardon, şunu kapatıp bunu açıyorum. Şimdi oldu. Benzer şekilde şu stratejik haritaya girdiğiniz zaman da, bu arada bu bayraklar 4 videodur ben bunu sözde göstereceğim, size unutuyorum. Bu bayraklar burada görünüyor. Burada da kendi içinde seçenekler var. Bunlar çok daha detaylı ama her zaman kullanacağınız şeyler değil. Aynı şey mesela
gördüğünüz gibi bu altıgenlerle alakalı ticaret yolları vesaire var. Ama daha fazlası var. Gördüğünüz gibi. Onları da deneyerek kullanırsınız arkadaşlar. Bu kadar şimdilik. Bunu da anlattığımıza göre bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.